Evet sevgili dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bin mağazalarında kalan, belki de son demlerinden olan RKS'nin Alfa Romeo R1 modelini kutu açılımını yapacağım arkadaşlar. Şimdi kutu açılımı birlikte yapalım. Daha sonra bu bisikleti neden tercih ettim? Neden kalın teker bir fat bike'dan ince çelik jantlı bir bisiklete geçtim, size kendi görüşlerimi ve düşüncelerimi paylaşacağım arkadaşlar. Şu an kutu açılımını birlikte yapalım. Bu arada garantiden çıkmaması adına arkadaşlar, RKS'nin sunduğu 2 yıllık garantiden çıkmaması için bisikletinizi video kaydıyla açarsanız daha iyi olur. Video kaydıyla açtıktan sonra siz yine motosiklet yetkilisiyle bunun seri numarasını, şasi numarasını paylaşarak garanti işlemlerini başlatabilirsiniz. Evet, yani motosikletin garantisiyle ilgili firma yetkilileriyle görüşmeden kutuyu açmamanızı öneririm arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz bu bisikletler arkadaşlar kalın teker ve ince teker versiyonlarıyla geldi. Bu R1 modeli ince teker bir versiyondur arkadaşlar ve çelik janttır. Şu an kutunun içerisinde bir tane sele, evet mandallı sele, bunu bahsedeceğiz. Şöyle koyalım. Evet, kutunun ana bileşenlerinde pedalları falan hepsi takılmış bir şekilde geldi. Şimdi bunu buradan çıkaralım. Evet, şöyle yapayım. Evet, kutuyu şöyle bırakalım. Evet. Arkadaşlar, ambalajları da soktuk. Şimdi artık bisikletimizi birleştirme vakti. Evet, şu şekilde kaldırıyoruz. Önce ana kadroyu, şu göbek kısmını birleştiriyoruz arkadaşlar. Bakın, bazı teller içeriden geçiyor. Şöyle göstereyim. Bazı kablolar, özellikle elektrik kabloları içeriden geçiyor arkadaşlar, göbeğin içinden. Evet, katlıyoruz. Şu şekilde. Evet, şu an kilitlendi kadro. Ayaklarımızı indirelim. Şimdi de direksiyonumuzu kaldıralım. Şu şekilde arkadaşlar, hemen göstereyim. Hop. Evet, burada da yine mandala içinde kalmamasına dikkat edin. Evet. Bu şekilde. Bisikletimiz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle oturağımızı da takalım. Evet. Oturağı çok rahat, etli bir oturağı var. Yaylı bir oturağı var bu arada. Ve de bu çanta tip aküyü çıkarabilmek için arkadaşlar şöyle bir mandal var. Şu mandalı evet yukarıya kaldırıp oturağı eğebiliyoruz ve kolayca akümüzü buradan çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Akümüz bu arada 36 volt 10 amper bir akü arkadaşlar. Şuradan şarj oluyor. Evde çıkarıp şarj edebiliyoruz. Öyle bir güzelliği var. Evet. Bir de kedi gözleri çelik çanta vidalı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Shimano'nun 7 vitesli bir aktarıcısı var. Güzel bir çanlı zili var. Çok etkili. Sesi güzel gayet. Evet, burada bir S266 bir ekran var. Bunun parametre ayarları zaten YouTube'da çok video var arkadaşlar. Evet, kadro gördüğünüz gibi normal modellerinden çok çok daha güzel, sağlam bir kadrosu var. Ben özellikle bunun ince teker olmasını sebebiyle kalın tekerli bir fat bike'dan, elektrikli bisikletten ince tekerli bir bisiklete geçtim. Fakat ince tekerli bisikletten de tel jantı değil, çelik jantı tercih ettim arkadaşlar. Bunun sebebini de birazdan açıklayacağım. Kenda marka lastikler biraz havalı bir şekilde geliyor. Kesinlikle havasını bastırmadan binmeyin bu şekilde. Evet, kalın bir kadrosu var. Şöyle RKS olduğu buradan da belli. RKS Otomotiv Sanayi diye geçiyor.
Evet, motoru zaten 250 wattlık RKS. Bu arada aktarıcı Shimano demiştik. Gördüğünüz gibi dişli de Shimano arkadaşlar. Tornay marka 7 vitesli versiyon bir aktarıcıyla geliyor. Şimdi bu aktarıcılar, bu dişliler neden önemli? Arkadaşlar binerken gerçekten bu tarz marka parçalar kullanan bisikletlerin kalitesini binerken bile hissediyorsunuz. Yani şu bazı bisikletlerde şu bile yok. Yani şunu, yani bir şöyle mandalla, bakın mandalla bunu açıp buradan bataryayı çıkarıp evinizde şarj edebiliyorsunuz. Bazı bisikletlerde yani bu özellik bile, yani bu basit şeylerden, masraftan kaçılıp uygun fiyatlı yazabilmek için bisiklet hevesini insanın körelten şeyler. Özellikle şu oturak, yani çok pahalı bir şey değil. Bu eklentileri yapmadan gönderiyorlar arkadaşlar. Özellikle oturaklı versiyonuna geçtim artık. Çünkü arkaya bir malzeme koymak için veya küçük çocuğunuzu oturtmak, gezdirmek için kesinlikle gerekli arkadaşlar. Ve çok sağlam bir şekilde de metali var. Bilginiz olsun. Bu noktada beğendim. Şimdi gelelim. RKS artık bütün birçok modellerinde şöyle fişli sistemler kullanıyor arkadaşlar. Şu adaptörlü fişli sistemlerle artık çok rahat beyne müdahale yapabiliyorsunuz. Eklentiler yapabiliyorsunuz. Hatta bakın burada yine bir fişli sistem var. Şöyle göstereyim. Evet, soket diyoruz artık. Fiş demeyelim. Soket. Evet, burada da bakın çok rahat bir şekilde gaz kolu ya da el gazı dediğimiz kendi bir düğmeyle parmak gazı dediğimiz eklentiyi şuradaki soketle bağlayarak arkadaşlar 400 liraya internette satılıyor. Şuradaki boşluk kısmı, şunları kaydırmak suretiyle şuraya yerleştirebiliyoruz. Bunları buraya kaydırarak el gazımızı yerleştirebiliyoruz. Çok kolay bir şekilde, rahat bir şekilde yerleştirebiliyoruz. Bu model 2023 model. Şu an kutu açılımı yaptığımız model. Dediğim gibi direksiyonu, yüksekliği ayarlanabilir. Katlanabilir. Göbek kısımları çok sağlam arkadaşlar. Bu modellerde gerçekten biraz daha. Tabii Alfa Romeo'dur, Jeep'tir. Ondan sonra Maserati'dir. Böyle bir sürü RKS'nin modelleri var. Yani şu da bir gerçek. Böyle isme biraz fazla para verdiğimiz mevzu da söz konusu. Çünkü bu tarz markalarda biraz illaki isme para veriyoruz. Ama genel olarak arkadaşlar bunlarda biraz da eklentiler var. Kalite noktasında biraz daha böyle gösteriş noktasında biraz özen gösterilmiş ürünler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim. Neden Teljant almayın? Arkadaşlar Teljant alırsanız fabrika ayarında bile, yani daha gelir gelmez bile akordu bozuk bir şekilde teslim alabilirsiniz. Bu noktada ben APEC modelinden çok pişman olmuştum. Yani geldiğinde bile teker akortlu değildi. Bakın tekerler arasındaki farkı söyleyeceğim. Şöyle göstereyim. Şurada bir burç var arkadaşlar. Yani motosikletlerdeki gibi bir bilye sistemi var. Ama bisikletlerdeki bu yani burası eğer teljant olsaydı bu burç sistemi bisikletlerdeki basit bilye sistemine dönüyordu. Yani o şekilde oluyordu ve dolayısıyla akort yaptırmak bir sıkıntı, akordu tutturmak bir sıkıntı ve ağırlığa çok gelen bisikletler değildi. Onun için ben çelik jantı tercih ettim. Arkada da yine arkadaşlar 250 watt motorun olduğu kısımda da yine aynı sistem mevcut. Onu birazdan gösteririm. Ama dediğim gibi önde çok rahat görebiliyorsunuz. Motosikletlerdeki, elektrikli mopedlerdeki burç sistemi arkadaşlar çelik jantlı elektrikli bisikletlerde de mevcut. Onun için kesinlikle tel jantı önermiyorum. Peki neden çelik jant olup da tercih edip de kalın tekeri tercih etmedin derseniz. Arkadaşlar kalın tekerler gerçekten taşınabilir değil. Yani ben şunu gördüm. Arabaya zor sığdırdım. Arabanın koltuğunu öne doğru eğmek zorunda kaldım taşırken. Şimdi reklamı yapılırken çok kompakt taşınabilir diye yapılıyor. Ama inanın ince tekerle kalın tekerin kompaktlığı gerçekten tartışılır. Yani ikisi arasında ciddi anlamda bir taşıma noktasında fark var. İnce tekerle olup çelik jantı tercih ettim. Çünkü bu bisiklet ince tekerin akkınlığı, yani sürtünmesinin azlığı, biz ona halk diliyle akkınlık deriz. Çok akıp gidiyor arkadaşlar. Yani şarjı bitse de normal bisiklet gibi kullanabiliyorsunuz ince tekeri. O çelik jantla ince tekerin birbirine has o avantajlarını birleştirmiş bir bisiklet arkadaşlar. Tabi ilk 1,5 sene önce falan bu bisikletler zincir mağazalara satılmaya başlandığında ilk olarak Jeep modeli gelmişti. Dolayısıyla Jeep modeli
Çok tercih edilmişti. Ama onun bir dezavantajı şuydu arkadaşlar. Şu kadroda kalın bir kadronun içerisinde hem ince model hem ince tekerli hem kalın tekerli çelik jant model için konuşuyorum. Jeep'te burada kadronun içerisindeydi batarya. Bu da ne demek? Sen bataryayı çıkarabilmek için sürekli kadroyu aşman demek. Dolayısıyla ben kadronun içerisine gömülü batarya sistemini kesinlikle önermiyorum. Bu kendi görüşüm. Bunun şu da şöyle bir riski var. Tabii bu aslında kilitleyebilirseniz anahtarıyla kilitlendikten sonra bisikletten bağımsız bir şekilde çıkarılıp çalınabilecek bir malzeme değil. Raylı sistemi var gördüğünüz gibi. Yani bunu eğer anahtarla uygun konumda bıraktığınızda bu bataryayı hariçten götürme şansı yok. Bisikletle beraber olursa ancak öyle. Yani o sebeple kadronun içerisine gömülü yeni tip o batarya formunu ben önermiyorum. Çünkü her batarya çıkarışında bisikleti şuradan açmanız gerekecek. Bana oturarak büküp çanta şeklinde çekmek daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Bu noktada böyle bir görüşümü belirteyim. Evet gördüğünüz gibi hiçbir akort problemi yok. Tel jantlarda arkadaşlar işte bu sıkıntı var. Tel jantlar genelde akortsuz bir şekilde geliyor. Veya süreç içerisinde hani akortlu bir şekilde pahalı bir ürün almış olsanız bile akortlu bir şekilde gelse bile belli bir zaman geçtikten sonra ağırlık bindikten sonra arkadaşlar ne oluyor? Bu artık akortları bozulmaya başlıyor. Gıcırtılı sesler gelmeye başlıyor. Tekerdeki akort mevzusu bisikletten soğumanızın bir sebebi. Kötü bir akortlu bisiklet bisikletten keyif almanızı engeller. Ondan sonra şu vites aktarıcısının arkadaşlar aktarıcı kolunun ayarsızlığı. Yine kalitesiz bir aktarıcının olması, bu gördüğümüz ürün gerçekten güzel. Kalitesiz bir aktarıcının olması da yine arkadaşlar bisikletten keyif almanızı engeller. Çünkü sürekli zincir atar. Sürekli istediğiniz vitese girmez. Siz uğraşırsınız ama asla istediğiniz vites ayarını yapamazsınız. Evet, bu bisiklette şöyle bir artı da var arkadaşlar. Onu bahsedeceğim. Genelde küçük tekerli bisikletler 36 volt 7,5 amper veya 36 volt 7,8 amper gibi bir batarya kapasitesiyle gelir. Ve normal kalın tekerli bisikletlere göre daha düşük bir batarya kapasitesi sunar arkadaşlar. Ama bu bisiklet hem küçük tekerli, sürtünme az, batarya bittiğinde normal bisiklet gibi kullanabiliyorsunuz. Hem de büyük bisikletler gibi, kalın tekerli fat bike'lar gibi bir batarya kullanılıyor arkadaşlar. Şöyle batarya değerlerini göstereyim. Evet, 36 volt 10 amper 360 Wh'lik bir batarya kapasitesi var. Yani fat bike'ların bataryasıyla aynı büyüklükte. Normalde küçük tekerli bisikletler, özellikle tel jantlı küçük tekerlilerde arkadaşlar şu sürücü kutusu yok. Şu sürücü kutusu olmadığı için buradan aşağısı yok. Yani şurada kadro bitiyor. Buradan aşağısında herhangi bir şey yok. Dolayısıyla şurada bir sürücü kutusu kısmı var. Buradan gerisi batarya. Yani bataryanın dörtte biri yok arkadaşlar. Hacimsel olarak konuşuyorum. Yani dörtte biri yok. Çok daha kibar bir bataryası var. İnce tekerli bisikletlerde. Genelde böyle arkadaşlar. Ama bu bisiklet kalın tekerli bisikletlerin donanımsal özellikleriyle ince tekerli bisikletin kompaktlığını birleştiren bir özelliği var. Bu sebeple ben bu bisikleti tercih ettim. Bakın tabii arkadaşlar kadro içerisinde az önce geçen kabloların bakın kablo kirliliği oluşturmaması için kadronun içerisinden geçen elektrik kabloların yine birleşim yerinden şöyle ilerlediğini görüyoruz. Bu motora güç veren elektrik kabloları arkadaşlar. Bu noktada da gerçekten temiz iş çıkarmışlar. Tabii dediğim gibi ne kadar çok para veriyorsanız malzeme kalitesi de kullanılan bileşenler de işte disk olsun, diskli fren kaliperi olsun, rotor diyorlar. Yine elçikler, zil, ondan sonra ekran, dediğim gibi bunların hepsi jant özellikleri. Bunların hepsi arkadaşlar verdiğiniz para o nispetinde değişen bileşenler. Tabii bunlar ne kadar kaliteli olursa bisikletten aldığınız keyif o kadar iyi olacaktır. Evet, BİM'lerde yine hala kalmış ürünler var. Bakabilirsiniz. Hala 17 bin lira gibi bir fiyata satılıyor. Vade farksız 9 taksitle. Evet şurada yine bakın. Arkadaki diskli frenin teli de arkadaşlar kadronun içerisinden geçiyor. Bu da önemli bir ayrıntı.
Burada önde öyle bir şey söz konusu yok. Zaten bağlantı yerlerine çok yakın olduğu için. Her şey okey ama burada IAT mı UAT mı ne değişik marka bir disk rotoru var arkadaşlar. Kaliper var, yani disk kaliperi var. Ben bu tip disk kaliperlerini, gördüğünüz gibi yaylı disk kaliperlerini hiç sevmiyorum. Apek'te başıma geldi şu içindeki yay arkadaşlar. Çok çabuk, çok kısa bir sürede bozulabiliyor. Laçkalaşıyor, özelliğini kaybediyor ve frenler çok güzel olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada böyle bir sıkıntı var. Super Brake demiş ama burada IAC diye bir normal standart bir disk rotoruyla, disk kaliperiyle geliyor. Arka da aynı şekilde arkadaşlar. Böyle markasını bilemedim açıkçası. Keşke bu diskli frenler de Shimano olsaydı. Tabii ki biz yani bu verdiğimiz fiyata göre bir hidrolik fren beklemiyoruz. Ama en azından mekanik frende önceki videolarımda bahsetmiştim. Impact marka ya da Sunray marka. Bunlar zaten birbirinin aynısı. Bu markaların ürünleri var arkadaşlar. Çift taraftan baskılı, şöyle iki taraftan sıkıştırıyor. O tarz bir ürün olsa çok da pahalı değil. Yani 400-500 liralık malzeme. Ön arka set ve içindeki balatayla birlikte geliyor. Onun gibi bir kaliteli diskli fren olsaymış iyiymiş. Onun için bunu sadece aldığınızda arkadaşlar, ister mekanik çift baskılı kaliper alın, isterseniz hidrolik frene çevirin. Bu şekilde çok gitmeyecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Genel olarak kabloların da bir markası olduğunu söyleyebilirim. Yani kablolar da güzel, kaliteli arkadaşlar. Genel olarak ben bisikleti beğendim. İlerleyen süreçte buna çok rahat bir şekilde 400 liraya alıp şuradan kendiniz parmak gazı ekleyebiliyorsunuz. Fişi de burada. Bununla ilgili YouTube'da çok video var arkadaşlar. Bu konulara girmeyeceğim. Kedi gözleri tekerin jantına bağlı. Vidalanmış bir şekilde geliyor. Evet, pedallarından bahsetmedik. Pedalları katlanabilir. Tabii bu arabaya koyarken etkili bir unsur. Bakın şöyle kaydırarak, orada bir tane mil var. Evet, kilitleniyor direkt ve artık binmeye hazır. Biz bunu katlamak istediğimizde şuradan mandalı çekiyoruz ve katlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, kutu içerisinde bir tane uygunluk belgesi çıktı. Evet, böyle bir belge çıktı. Elektrikli bisiklet olduğu, ticari adının DS 10 Pro olduğu, 250 watt ve 21 km hız özelliğini geçmediği, bununla sınırlı olduğu söyleniyor. Bu uygunluk belgesi çıkıyor. Bir tane de şarj aleti çıkıyor arkadaşlar. Şimdi uygunluk belgesini açmışken şunu da söyleyeyim. Bu bisikletin parametre ayarları yapılarak hız aşımı yaptırılabiliyor. Bilginiz olsun. Tabi 21-25 ile sınırlı hızı ne kadar çok arttırırsanız bataryanın ömrü de kilometresi de o kadar az olacaktır. Daha çok güç tükettiği için. Evet, şimdi bakalım bataryası nasıl, şarj aleti nasıl, bakalım hep birlikte. Evet. Oo, çok kompakt bir şarj aleti geldi arkadaşlar. Apek modelinde çok büyük bir şarj aleti vardı. Burada güvenli kullanma kılavuzu var. Radyolardaki sistem gibi. Eski radyoların soketlerine benziyor arkadaşlar. Bu küçük olması, bir laptop şarj aleti gibi arkadaşlar. Adaptör çok hoşuma gitti. MDA marka. Kalite hissi veriyor gerçekten. Çıkış neymiş? 42 volt 2 amper bir çıkışı var arkadaşlar. 42 volt 2 amper bir çıkış veriyor şarj aletimiz. Şurada da soketi var. Evet, ben şarj aletinin kompaktlığını beğendim. Şurada uyarı ikaz ışığı var. Evet, şarjı dolduğunda muhtemelen bu ışık yeşil yanacak arkadaşlar. Herhangi bir fan gerektirmeyen bir şarj aleti ki Apek'te öyle bir sıkıntı vardı arkadaşlar. Hem geç doluyordu, 7 saat 45 dakikada doluyordu. APB2 modeli. Hem de böyle kompakt bir şarj aleti yoktu. Çok büyük bir şarj aleti ve fan sesi vardı. Sürekli fan döndüğü için arkadaşlar gürültülü çalışan bir şarj aletiydi. Demek ki bu yeni tip şarj aletleri muhtemelen fan gerektirmiyor. Çünkü fan olsaydı bir havalandırma deliği olurdu. Bataryanın nasıl açıldığını da göstereyim. Şöyle. Bataryanın üzerinde bir gösterge yok. Doluluğunu gösteren. Bakın şu ray sistem var. Şurada gördüğünüz gibi. Evet. Şu an batarya güvenli konumda. Şöyle gördüğünüz gibi bu bataryayı çıkarken bastırarak, anahtarı bastırarak sola döndürmeniz gerekiyor. Bakın oradaki mil batarya rayından tamamen çıktığı için bataryayı artık kolayca çıkarabiliriz. Bu noktada güvenlik için çok önemli. Evet. Şimdi bataryamızı çıkaralım. Evet. Şuradan batarya çıkarma konumunda. Önce oturağımızın mandalını açıyoruz.
Evet, şöyle yatayım. Evet, oturağımızın mandalını açtık. Bataryamız şu an çıkarabilecek konumda. Bataryamızı daha sonra buradan çekiyoruz. Evet, batarya rayı eğilmeye müsait. Yani ince bir alüminyumdan yapılmış. Keşke bunu, bu batarya kısmını en azından çelik yapsalardı. Tabi hafifliğinden bunu yapmışlar, hafif olsun diye. Ama arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi çok esnek. İnşallah bükülmez. Hani bunun sadece en azından bu aksam çelik olsaymış iyiymiş. Arkadaşlar, bu bisiklette bir de şöyle bir ayrıntı var. Bu da çok gözden kaçmış bir şey. Burada bataryanın üzerinde bir şarj kısmı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın, bir USB girişi var. Muhtemelen buradan da bisikletinizin, eğer telefonunuzun veya herhangi bir şeyi şarj etmek istediğinizde veya ekstradan kampa gittiniz bu bisikletle, USB girişli bir ışık veya fener kullanmak istediğinizde buraya bağlayarak, eğer bataryanızın kapasitesi varsa, şarjı varsa, buraya kullanarak çalıştırabilirsiniz. Su geçirmesin diye kauçuk, lastik, silikon bir malzeme kullanmışlar arkadaşlar. Ben ilk defa bu arada USB şarj girişli bir batarya görüyorum. Belki her bisiklette yoktur arkadaşlar. Bakalım şu USB kısmı Bluetooth hoparlörümüzü şarj edecek mi? Bir de onu deneyelim. Evet, batarya. İnşallah demo şarjı vardır bu arada. Onu da tam bilmiyorum. Evet, USB taktık girişini. Bluetooth hoparlörümüz şöyle göstereyim. Evet, bağladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şarj gösterge ışığı yandı. Yani bataryamız şu an hoparlörümüzü şarj ediyor. Bisikletimizin bataryasının böyle bir güzelliği var. Bu da önemli bir detay. Evet arkadaşlar, far yakmak için şöyle ön tuşa uzun basıyoruz, artıya. Evet, far yandı işareti çıktı. Gördüğünüz gibi böyle bir far var. Evet, ekran açıkken arkadaşlar, arka ışık yanmıyor. Çünkü düğme ile çalışıyor buradan. Evet, basıyorsunuz, küçücük minik bir düğmesi var. Bir daha basıyorsunuz, fasılalı bir şekilde yanıp sönüyor. Biraz daha aralıklı bir şekilde yanıp sönüyor. Basıyorsunuz, kapanıyor. Tabi bu acaba güçten bağımsız bir şekilde çalışıyor mu, bir de ona bakalım. Kapatıyorum. Evet, şu an motorun elektriğini kapattım. Evet, gördüğünüz gibi muhtemelen bu pilli arkadaşlar. Buraya herhangi bir kablo gittiğini de görmedim. Evet, bu ışık tamamen elektrik aküden bağımsız bir şekilde pille çalışan bir arka lamba sistemi koymuşlar arkadaşlar. Alfa Romeo bisikletimize kurulumunu yaptık. Şu direksiyondaki dengeyi kurabilmek için, yani tam ortalanması için, göbekteki alyanı sıkabilirsiniz arkadaşlar. Gevşetip düzeltip tekrar teraziye alıp tekrardan sıkıp düzeltebilirsiniz. Şu an bisikletin kalitesinden bahsedeceğim. Şu an birinci ayarda arkamda Yusuf Selim var. İki kişiyiz, gölgemizi görebilirsiniz. Yani şu an bisiklet akıyor arkadaşlar. Gerçekten frenler hariç başka bir yerde problem bulamadım, ama frenler zaten bahsettiğim gibi videoda, başta söylediğim gibi frenler çok ayarlı değil. Frenler kaliteli de değil arkadaşlar. Hidrolik fren olursa bu bisiklet tamamen eksiksiz bir şekilde kullanırsınız. Ben sadece kalite olan dişli setini bahsedeceğim. Bakın, şu an hiç elektrik desteği vermiyorum. Bana çok hafif geliyor. Fat bike alışık olduğum için. Evet, şimdi burada bakın arkadaşlar. Evet. Şu an 4'te. 5'te. 6'da. 7'de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an 7 bile. Yani bana gayet yumuşak geliyor. Bilginiz olsun. Şu an sıktığım ön fren. Ön fren için çok bir şey diyemeyeceğim kalitesi hakkında. Evet. Frenler çok iyi değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çünkü bir markası da yok. Keşke Shimano'nun mekaniği bile olsaydı iş görürdü. O sebeple frenler hakkında bir şey diyemeyeceğim. 6 ay sonra zaten siz bu frenleri değiştirirsiniz muhtemelen. 1 sene sonra. Bilfiil kullanırsanız 6 ayda biter. Evet, şimdi bakın 6'ya attım. Tık tık. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. 7'ye attım. 5'e attım. Evet. 4'e attım. Bu sürten sadece disk sesi. Evet. Gördüğünüz gibi 3. Şu an 3'e attım. Evet. Herhangi bir zincir çıkırtısı gelmiyor arkadaşlar. İşte dişliyle kumanda
Shimano olursa, kaliteli bir marka olursa arkadaşlar, her şey tık tık olur. Evet, şu an vites 1'de. Yani şu an yalancı hayali vites yok veya geçmeyen vites yok arkadaşlar. Bisikleti aldığım andan itibaren hemen vidalarını sıkladım. Gerekli ayarlamaları yaptım. Ekran zaten çok kullanışlı bir ekran. Evet, şu an mesela vites 1'deyim. Yani dişli de vites 1'deyim. Şu an zaten bisiklet tam yokuş çıkacak derecede bile yumuşak. O da dediğim gibi dişli mekanizmasından geliyor. Ve tekerlerin ince olması, sürtünme az. Akıp gidiyor bu noktada arkadaşlar. Bir de tekerlerde elektrikli mopedlerdeki gibi veya motorlardaki gibi burç kullanılmış olması. Yani tekerlerde burç var arkadaşlar. Bu burç dediğim 1 mil arkadaşlar. İki tarafı bilyeli. Yani bisikletlerdeki tel jantın bağlandığı göbek yok. O sebeple kullanışlı ve çok sürtünmenin az olduğunu söyleyebilirim. Sebeplerden birisi de bu. Bu da aynı zamanda yüksek yük bindiğinde de, yani fazla yük bindiğinde de bisiklet tel jantlardaki gibi olmuyor. Yani tel jantlardaki gibi hemen gıcırk gıcırk sesler gelmiyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda tel jantlar bir müddet sonra artık bilyeleri çok çabuk bozulabiliyor. Bilginiz olsun. Evet, şu an daha sıfır güçteyim. Vites 1'deyim. Arkamda 20 kilo Yusuf Selim var. Evet, şu an birinci elektrik desteğine geçtim. Bakın hemen bisiklet hemen atıldı ileri doğru. 2'ye geçtim. 3'e geçtim. 4, 5. Evet, gördüğünüz gibi akort gayet iyi. İşte çelik jantın bir avantajı da akort sorununun olmaması. Evet, böyle gördüğünüz gibi herhangi bir yalpalama yapmıyor. Bir de öne bakalım. Evet, önde de çevir Yusuf Selim. Ön tekeri. Evet, şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir yalpa yok arkadaşlar. Yalpalama. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İleriki videolarımı takip edin. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günlerde kalın.